Selam herkese. PİMAT 1'e hoş geldiniz. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler konusuna başlıyoruz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu dersimizde ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulmayı, işaretlerini incelemeyi göreceğiz. Öncelikle ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik neye denir? Bunu tanımlayalım. ABC birer reel sayı, A sıfırdan farklı olmak üzere. AX kare artı BX artı C büyüktür sıfır, küçüktür sıfır, büyük eşittir sıfır ya da küçük eşittir sıfır şeklinde tanımlanan eşitsizliklerin her birine biz ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler diyoruz. Şimdi bunun çözüm kümesini bulurken nasıl yapacağız? Öncelikle bu eşitsizliğin mutlaka büyüktür, küçüktür, sıfır şeklinde yazılması lazım. Birincisi buna dikkat edeceğiz. İkincisi eşittir sıfır şeklinde yazıp denklemin köklerini bulacağız. Çarpanları ayırarak ya da delta ile diskriminantla köklerini bulacağız. Sonra işaret tablosu yapacağız. İşaret tablosunu yaparken de en büyük dereceli terim olan burada x karenin işareti olan a ile a'nın işareti ile tablonun işaretini belirleyeceğiz. Buradan da çözüm kümesine ulaşacağız. Eğer delta sıfırdan büyükse, yani bu eşitsizliğin ya da bu denklemin diyelim, önce sıfıra eşitleyeceğiz çünkü. Bu denklemin iki farklı kökü olduğunu biliyoruz. X1 ve X2 kökleri bakın küçükten büyüğe doğru tabloda sıralıyorum. Tablo dediğim aslında sayı doğrusu gibi düşünün. X sonsuz artı sonsuz aralığında X'leri sayı doğrusunda X doğrusu, X ekseninizde sayı doğrusuyla aynı düşünün. X sonsuz artı sonsuz aralığında kökleri küçükten büyüğe sıraladık. A'nın işaretinin aynısıyla başlıyorum. Artı eksi artı ya da eksi artı eksi, yani A'nın işaretli aynısı, zıt işaretli aynı işaretli olarak devam ediyorum. Eğer bu ikinci derece denklemin bir tane kökü varsa, çakışık kök ya da çift katlı kök diyoruz biz buna. X1'i X2'sine eşit. O zaman gene A'nın işaretiyle başlıyorum. Yalnız çift katlı kökün, burada şunu hemen bir düzelteyim. Çift katlı kökün sağında ve solunda işaret değişmez. Çift katlı kökünüz varsa eğer sağında ve solunda işaret aynıdır. Artı ise artı, eksi ise eksi. Eğer deltanız sıfırdan küçük ise bu defa hiçbir x değeriniz yoktur demek. Yani o ikinci derece denklemin çözüm kümesi yok. Çözüm kümesi yoksa bir x değeriniz de yok. Dolayısıyla eksi sonsuz artı sonsuz aralığında bunun işaretine bakarken x karenin katsayısı olan A'nın işaretine bakıyorum. A'nın işareti artı ise her yerde artı, eksi ise her yerde eksi olarak belirliyorum. X kare eksi 9 küçüktür sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini istemiş benden. Ben önce eşitsizliğin bir denkleme dönüştürüp köklerini bulacağım. Yani x kare eksi 9 eşittir sıfır diyorum. Buradan x kare eşittir 9, x eşittir artı eksi 3. Şimdi tablomu yapacağım. Eşitsizliğim x kare eksi 9. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında bulduğum kökleri küçükten büyüğe sıralıyorum. Eksi 3 ve artı 3 bulmuştum. Eksi 3, artı 3 sıraladım. Bunlar benim eşitsizliğimin kökleri. Şimdi işaretine bakacağım. İşarete bakarken de ne demiştik? En büyük dereceli terim olan x karenin katsayısının işaretine bakıyorsunuz. Yani burada a dediğimiz x karenin işareti nedir? Artıdır. O zaman ben en sağdan başlayıp artı ile başladım. Köke geldim. İşaret değiştirdim. Eksi. Köke geldim. İşaret değiştirdim. Artı. Artı, eksi, artı diye gittim. Sonra şuna bakın. Eşitsizliğinizde eşitlik var mı? Yok. O zaman bu köklerin içini boş bırakıyorum. Çünkü dahil değiller. Nereye alacağım? Nereye alacağım? Küçüktür sıfır istemişti. Sıfırdan küçük, yani negatif olan yerleri alacağım. O zaman benim çözüm kümem bu aralık olacak. Yani çözüm kümem eksi 3, 3 aralığı olmuş olacak. Eğer eşitlik olsaydı kapalı aralık olarak alacaktım bunu. Evet. Önce ne yapıyorum? Önce denklem gibi düşünüyorum. Yani diyorum ki x kare artı 2 eşittir sıfıra.
x kare eşittir eksi 2 buradan. Neyin karesi eksi 2'dir? Hiçbir şeyin. Buradan ben bir çözüm kümesi bulamam. Hiçbir reel sayının karesi negatif değildir. O zaman ne yapıyorum? Tablomu yapıyorum. İşaret incelemesi yapacağım. X kare artı 2 küçüktür sıfır eşitsizliğinin işaretini inceleyeceğim. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında bulduğum kökleri küçükten büyüğe yerleştiriyordum ama gördüğünüz gibi bir kök bulamadım burada. Bir x değeri bulamadım. O zaman sadece işaret incelemesi yapacağım. Şimdi nasıl inceleyecektim işaretini? X karenin işaretine bakıyorum. Nedir x karenin işareti? Artı. O zaman her yerde artıdır bu. Şimdi benden istenen neydi peki? Benden istenen diyor ki x kare artı 2 sıfırdan küçük olsun. Sıfırdan küçük olsun ne demek? Negatif olsun. Peki benim negatif değer alan yerim var mı burada? Yok. O zaman bu eşitsizliğin çözüm kümesi boş kümedir. Eğer mesela büyüktür sıfır olsaydı her yerde pozitif olduğu için tüm reel sayılardır diyecektim çözüm kümesi için. Evet, eşitsizliğimizin çözüm kümesini istemiş. Ne yapıyorum öncelikle? Denklem gibi düşünüyorum. İkinci dereceden bir bilinmeyenlik köklerini buluyorum. Sonra tablo yapıp işaretini inceliyorum. X kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. Çarpanları ayırıyorum. Ayıramıyorsanız delta ile de yapabilirsiniz. Eksi 1, eksi 3. Çarparsanız artı 3, toplarsanız eksi 4. Demek ki kökün bir tanesi 1 ve bir tanesi 3 olacak. Şimdi tablomu yapıyorum. X kare eksi 4x artı 3 küçük eşit sıfır eşitsizliğinin köklerini yani x'leri eksi sonsuz artı sonsuz aralığında küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Evet. Şimdi bakıyorum. Eşitsizliğimde eşitlik var mı? Bakın var. Eşitsizliğimde eşitlik var. O zaman bunların içini dolduruyorum. Tamam. Neyle başlıyordum? X karenin işaretiyle başlıyordum. Başlıyorum x karenin işaretiyle. En sağdan sola doğru gidiyorum. Artı. Köke geldim değiştirdim. Eksi. Köke geldim değiştirdim. Artı. Peki benden ne istemişti? Sıfırdan küçük olanları ya da sıfıra eşit olanları. Eşit olanları zaten işaretledim. Peki nerede sıfırdan küçüktür? Eksi olan yerde yani negatif olan yerde. O zaman burası benim çözüm kümemdir. Yani 1, 3 kapalı aralığı benim çözüm kümemdir. Evet, yine eşitsizliğin çözüm kümesini bulacağız. Ne yapıyorum önce? Sıfıra eşitleyip denklem gibi düşünüp köklerini buluyorum. X kare eksi 3x eksi 18 eşittir 0. Çarpanları ayıralım. Eksi 6 artı 3 çarparsak, eksi 18 toplarsak eksi 3'ü veriyor. Demek ki kökün bir tanesi 6 ve diğeri eksi 3. Şimdi ben tablomu yapıyorum. X eşitsizim yazıyorum. X kare eksi 3x eksi 18 büyük eşit 0. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında bulduğum kökleri küçükten büyüğe yerleştiriyorum. Eksi 3 ve 6. Köklerimi buldum. Şimdi hemen eşitsizliğimde eşitlik olduğu için köklerim de dahil içlerini doldurdum. X karenin katsayısı olan birin işaretiyle başlıyorum. Artı ile başladım. Artı. Köke geldim. İşaret değiştirdim. Eksi. Köke geldim. İşaret değiştirdim. Artı. Sıfıra eşit ya da büyük olsun diyor. Eşit olan yerleri zaten doldurmuştum. Büyük olan yerleri tarıyorum. Yani pozitif olan yerleri tarıyorum. O zaman buralar benim çözüm kümemi oluşturacak. Yani eksi sonsuz, eksi 3, eksi 3 dahil birleşim, 6 artı sonsuz olarak çözüm kümemi yazabilirim. Veya şıklara baktığınızda böyle bir çözüm kümesi görmüyorsunuz. Veya ne yaparım? Tüm reel sayılardan taralı olmayan yeri yani 3-6 aralığını çıkarırım. Şöyle de yazabilirim. Tüm reel sayılardan neyi çıkarıyorum? Eksi 3, 6 aralığını çıkararak da bulurum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın D ve E şıklarına bakarsanız birinde kapalı birinde açık aralık. Bunu şöyle düşüneceksiniz. Şimdi eksi 3 ve 6 benim kümemin elemanı. Ben tüm reel sayılardan
çözüm kümesini çıkarıyorum. Yani aslında tümleyenini bulmuş oluyorum. Şimdi eksi 3 benim kümemin elemanı ise tümleyenin elemanı olmayacak. O yüzden de açık aralık olacak. Aynı şekilde 6 için de geçerli. Evet, gene eşitsizliğin çözüm kümesini istemiş. Gene ne yapıyorum ben? Önce eşittir 0 şeklinde yazıyorum. İkinci dereceden bir denklem elde ediyorum. Bu denklemin önce köklerini buluyorum. Bu kökleri sonra tabloda yerine yazıp işaret incelemesi yapıyorum. Şimdi çarpanlara ayıralım. Öyle iki sayı bulun ki çarpımları 8, toplamları 4 olsun. Bulamadığınız durumda, düşünemediğiniz durumda neyi kullanacaksınız? Delta'yı, diskriminantı. Ben de delta'yı kullanıyorum. Neydi delta'mız? B kare eksi 4 AC. B'miz kaç? 4. 4'ün karesi eksi 4 çarpı A'mız 1, C'miz 8. Dolayısıyla 16 eksi 32'den eksi 16 bulduk. Yani sıfırdan küçük. Yani kök, reel kök. Reel kök yok. Tamam. Kökümüz yok ama biz gene de işaret incelemesi yapabiliriz. Şimdi tablomu yapıyorum, işaret tablomu. X kare artı 4x artı 8 büyüktür 0. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında hiçbir x değeri bulamadım ben. Çünkü bu denklemin bir kökü yok. Peki şimdi işaretini inceleyeceğim. İşaret incelerken ne yapıyorduk? X karenin işaretiyle başlıyorduk. Neyle başlıyorum? Artı ile, her yer artı. Zaten kök olmadığı için değişiklik yapılmayacak. Peki benden ne istenmiş? Sıfırdan büyük olsun. Bu eşitsizliğin sıfırdan büyük olduğu yerde sağlandığı söylemiş. Peki neresi sıfırdan büyük? Pozitif olan her yer sıfırdan büyük. Dolayısıyla ben hepsini alabilirim. Dolayısıyla çözüm kümem ne oldu? Eksi sonsuz, artı sonsuz aralığı ya da biz onun yerine ne deriz? Tüm reel sayılar olarak söyleyebiliriz. Evet, gene bir eşitsizlik var. Bunun çözüm kümesini bulacağız. Gene önce eşittir sıfır şeklinde yazıyorum. İkinci dereceden bir denklem elde ediyorum. Bu denklemin köklerini buluyorum. Eksi 2x kare artı 11x eksi 12 eşittir sıfır diyorum. Şimdi ben bunu eksiyle çarpıp daha pozitif elde edeyim. X karenin katsayısını çarpanları ayırmam kolay olsun. 2x kare eksi 11x artı 12 eşittir 0. 2x kareyi 2x ve x diye ayırırım. 11'i de eksi 4 eksi 3 diye ayırırım. Bakın eksi 8x çarptım. Eksi 3x topladım. Eksi 11x. Yazarken de nasıl yazıyorduk? Çapraz yazıyorduk hatırlarsanız. Yazarken de böyle yazacağım. Yani 2x eksi 3 çarpı x eksi 4 eşittir 0. Buradan x eşittir 3 bölü 2 olur. Buradan da x eşittir 4 olur. Şimdi bulduğum kökleri tabloda yerleştireceğim küçükten büyüğe doğru. Önce tablomu yapayım. Hangi eşitsizliği çözüyorum ben? Eksi 2x kare artı 11x eksi 12 küçüktür 0. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında köklerimi küçükten büyüğe yerleştiriyorum. 3 bölü 2 ve 4 yerleştirdim. Şimdi işaret inceleyeceğim. Şimdi öncelikle eşitsizlikte eşitliğiniz var mı? Yok. O yüzden içlerini boş bıraktım. X karenin işaretine bakıyorum. Nedir? Eksidir. Eksiyle başlıyorum. Eksi köke geldim. Artı köke geldim. Eksi. Peki ben nereye alacağım? Sıfırdan küçük olan yeri. Çünkü benim eşitsizliğim küçüktür sıfır. Yani negatif yerleri alacağım. Tarıyorum. İşte buralar benim çözüm kümem olacak. Şimdi burayı nasıl ifade ederim? Eksi sonsuz 3 bölü 2 açık aralık birleşim. Burayı nasıl ifade ederim? 4 sonsuz aralık. Şimdi çözüm kümesini bu şekilde ifade edebilirim. Ama şıklara baktığınızda bu şekilde gösterilmiş bir şık yok. O zaman bir önceki sorulardan birinde de çözmüştük hatırlarsınız. Tüm reel sayılardan şu istenmeyen yeri, bakın pozitif yer istenmiyor ya, ben negatif yeri aradım. Tüm reel sayılardan şurayı çıkarırım. Reel sayılardan 3 bölü 2, 4 aralığını çıkarıyorum. Şimdi burada daha önce söylediğim şeyi tekrarlıyorum. 3 bölü 2 benim çözüm kümeme dahil mi? Değil. O zaman tümleyenine dahil olacak. 4 benim çözüm kümeme dahil mi? Değil. O zaman tümleyenine dahil olacak.
Dolayısıyla reel sayılardan 3 bölü 2, 4 kapalı aralığını çıkararak da çözüm kümesini yazabiliriz. Evet, eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerlerinin toplamını sağlamayan tam sayı değerlerinin toplamını istemiş. Şimdi başta da söylemiştim, bir kere ikinci dereceden bir eşitsizlik olarak tanımlayabilmek için verilen eşitsizliğin büyüktür ya da küçüktür sıfır şeklinde olması gerekir. Ben önce bunu düzenleyeceğim, o şekle getireceğim. X kare eksi 4x artı 2, bakın x'i bu tarafa attım, eksi x. 8'i bu tarafa attım. Eksi 8 büyüktür. Burada bir şey kalmadı. Sıfır kaldı. Önce mutlaka bu şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Şimdi bir toparlayalım benzer terimleri. X kare eksi 5x eksi 6. Bakın. Eksi 5 eksi 6 büyüktür sıfır. Şimdi bizim eşitsizliğimiz bu. Biz bunu inceleyeceğiz. Artık bunlar yok yani. Bunlar yok artık. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Önce sıfır eşitleyip köklerini bulacağım. Şimdi öyle iki sayı söyleyeceksiniz ki çarpımları eksi 6, toplamları eksi 5, eksi 6 ile artı 1. Çarparsanız eksi 6, toplarsanız eksi 5. Demek ki bu denklemin kökünün bir tanesi 6, bir tanesi de eksi 1. Şimdi tablo yapacağım, kökleri küçükten büyüğe sıralayacağım, sonra da işaretlerine bakacağım. Bakın bunu yazıyorum. X kare eksi 5x eksi 6 büyüktür 0. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında kökleri küçükten büyüğe sıraladım. Eksi 1 ve 6. Şimdi işaret incelemesi yapayım. Eşitsizliğimde eşitlik olmadığı için köklerin içini boş bırakıyorum. X karenin işarete başlıyorum. En sağdan artı. Köke geldim, işaret değiştirdim, eksi. Köke geldim, işaret değiştirdim, artı. Peki, çözüm kümem neresi? Sıfırdan büyük yerler, yani pozitif. Buralar benim çözüm kümem. Peki, soruda bizden ne istemişti? Eşitsizliğini sağlamayan. Neresi sağlamaz? Burası. Sağlamayan yer burası. Peki, eksi bir sağlar mı? Hayır, içi boş. Çözüm kümeme dahil değil. O zaman ne sağlamaz? Eksi 1 sağlamaz. Eksi 1 ile 6 arasındaki tam sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da dahil. Çünkü 6 benim çözüm kümeme dahil değilse sağlamayan yere dahil demektir. Şimdi bunların toplamını istemiş. Toplarsak eksi 1 ile artı 1 zaten birbirini götürür. Bunların toplamı da 20 olur. Evet, gene eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamını istemiş. Önce tabii ki ben o eşitsizliğin denkleme çevirip bir köklerini bulacağım. X kare eksi 10x artı 25 eşittir 0 diyorum. Burada isterseniz tam kare ifadeyi görebilirsiniz. Bu x eksi 5'in karesidir. Görürseniz işlem kolaylığı sağlar size. Neyin karesi sıfırdır? Sıfırın, buranın sıfır olması gerekiyor. Yani burada aslında tabii ikinci dereceden denklem olduğu için tam kare, yani çakışık kök vardır. Bunu da not alalım buraya. Çakışık ya da iki katlı diyebilirsiniz. İkinci dereceden bir denklemin kökü varsa zaten o iki tanedir. O iki kök farklı olabilir birbirinden ya da birbirinin aynısı olabilir demiştik. Delta sıfıra eşitse aynısı, delta sıfırdan büyükse farklı. Sıfırdan küçükse zaten kök yok. İsterseniz bakın delta'yı yaparak bunu da bulabilirsiniz. Delta'yı yaparsanız b kare eksi 4 ac, b'si eksi 10, karesini aldığınız 100, eksi 4 çarpı a'sı 1, c'si 25, dolayısıyla sıfırı bulursunuz. Delta sıfıra eşit ise çift katlı kök vardır. Evet. Bunu başta söylemiştik zaten konunun başında. Şimdi ben ne yapacağım? Kökü de buldum. Tablo yapacağım. İnceleyeceğim bunu. X kare eksi 10x artı 25 büyüktür 0. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında bir tane kök buldum, 5. Çift katlı kök olduğunu gösteriyorum. Şöyle çift kat kök yapıyorum.
Şimdi eşitsizliğim de eşitlik olmadığı için içini dolduramıyorum. Boş bıraktım. X karenin işaretiyle başlıyorum. Nedir? Artıdır. Artı. Çift katlı kökün sağında ve solunda işaret değişikliği olmaz demiştik. O zaman burada da artıyla devam ediyorum. Şimdi nereye alacağım? Sıfırdan büyük yerleri alacağım. Tarıyorum. Artı yerleri tarıyorum. X tam sayıların toplamı nedir diyor. Şimdi isterseniz çözüm kümesini yazarsak iş biraz daha kolay olur. Burası benim çözüm kümem. Bakın. Eksi sonsuz 5 birleşim 5 artı sonsuz aralığı diye yazabilirim çözüm kümemi. Ya da tüm reel sayılardan o 5'i çıkarırsam böyle de yazabilirim. Peki benden istenen ne? Diyor ki eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? 5 dışındaki bütün tam sayılar sağlıyor çocuklar. Bir tek sağlamayan tam sayı ne var burada? 5 var. 5 sağlamıyorsa siz toplarsanız neyi yok edemezsiniz? Mesela 6 ile eksi 6 birbirini götürecek. 7 ile eksi 7. Eksi 5'i götürebileceğiniz bir değer yok. Çünkü 5 sizin kümenizin elemanı değil. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Hani açık açık yazarsanız. Şimdi nokta nokta koyayım. Şimdi 5'ten küçük tam sayıları yazıyorum. Yani mesela eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5'i yazamıyorum. 5'ten büyükleri yazıyorum. 6, 7, 8 böyle gidiyor. Şimdi siz bunları topladığınız zaman bakın yani buradaki eksi 1 ile buradaki artı 1 gidecek. Buradaki artı 2, eksi 2, artı 3, eksi 3, artı 4, eksi 4, 6, eksi 6, 7, eksi 7, 8, eksi 8 ne kalacak burada? Eksi 5 kalacak. Çünkü artı 5 kümenin elemanı olmadığı için o toplam sıfıra eşit olmayacak. Dolayısıyla buradaki tam sayıların toplamı da eksi 5 olacak. Çözüm kümesi olarak yazmak isterseniz de bu şekilde. Şimdi eşitsizliğin çözüm kümesini bulacağız. Gene ne yapıyorum? İlk önce eşittir sıfır şeklinde yazıyorum. İkinci dereceden bir denklem elde ediyorum. Bunun köklerini bulacağım. Köklerini bulurken çarpanları ayırabilirsiniz ya da ayıramıyorsanız delta'yı kullanabilirsiniz. Ama tam kare olduğunu görüyorum ben. Tam kare ifadeler yani çift katlı kök olduğu anlamı geliyor. Çünkü delta sıfıra eşitse tam kareli ifade vardı. Dolayısıyla buradan köklerinin birbirine eşit ve 3 olduğunu buluyorum. Burada çift katlı kökümüz var. Not aldım buraya. Evet, şimdi hemen tablomu yapıyorum. İşareti inceleyeceğim. X kare eksi 6x artı 9 büyük eşit 0. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında köklerimi sıraladım. Zaten tek köküm var. 3 çift katlı kök olduğunu belirttim şöyle. Tamam. Şimdi öncelikle şuna bakın. Eşitsizliğinizde eşitlik olduğu için köklerinizin içini dolduruyorsunuz. Çünkü bu ne demek? O kökler dahil demek. Doldurdum. Sonra x karenin işaretinden başlıyorum en sağda. Başladım artı. Çift katlı köke geldiğiniz yerde işaret değiştirmiyordunuz. Artı ile devam ediyorum. Peki nereyi tarayacağım? Nereyi alacağım? Sıfırdan büyük yerler, sıfıra eşit olan yerleri aldım zaten, içini doldurdum. Büyük olan yerler yani pozitif olan yerleri alacağım. Dolayısıyla her yeri aldım bakın. 3'ten küçükleri aldım, 3'ten büyükleri aldım, 3'ü aldım. Yani tüm reel sayıları aldım. Dolayısıyla çözüm kümem ne oldu? Tüm reel sayılar olmuş oldu. Evet, gene eşitsizliğin çözüm kümesini bulacağım. Bakın, önce x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 şeklinde yazıyorum. Bunun da gene bir tam kare olduğunu görüyorum. X eksi 1'in karesi eşittir 0. Demek ki bunun da gene çakışık, yani çift katlı bir kökü var bir. Gene tablomu yapıyorum. X kare eksi 2x artı 1 küçüktür 0. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında kökümü gösterdim 1. Çift katlı olduğunu da belirttim. Tamam. Şimdi işaret inceleyeceğim. Bir kere eşitsizliğimde eşitlik olmadığı için bu köklerin içini boş bıraktım. X karenin işareti artı artıyla başladım.
Çift katlı köke geldiğimizde işaret değiştirmiyoruz, gene artı. Peki nereyi tarayacağım ben? Yani benim çözüm kümem neresi olacak? Sıfırdan küçük. Bakın burası pozitif. Burası pozitif, yani sıfırdan büyük. Bu zaten sıfıra eşit. O zaman benim alabileceğim hiçbir reel sayı yok. Yani çözüm kümem ne olacak? Boş küme olmuş olacak. Evet, yine eşitsizliğin çözüm kümesini istemiş. Öncelikle ne yapıyorum? Eşitsizliğimi sıfıra eşitleyip köklerini buluyorum. Yani ikinci dereceden bir denklem elde ediyorum. Şimdi bunun köklerini bulacağım. Çarpanları ayıramayı yapamıyorsanız kafanızdan ne yapacağız? Delta yapacağız. Burada ben delta'yı kullanıyorum. Neydi deltamız? B kare eksi 4a c'ydi. B'miz 4, karesini aldık 16. Eksi 4 çarpı c'miz de 8. Dolayısıyla 16 eksi 32'den eksi 16, yani sıfırdan küçük, yani kök yok. Tabii reel kök yok. Peki kök yoksa tablo yapacağım, işaret inceleyeceğim. X kare artı 4x artı 8 büyüktür 0. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında yazabileceğim hiçbir x değeri yok. Şimdi ben işaretini inceleyeceğim. Neye göre inceliyordum işareti? X karenin katsayısının işaretine göre. Yani x karenin işaretine bakacaksınız. Nedir işareti? Artı. O zaman her yerde artıdır. Peki ben nereye alacağım? Sıfırdan büyük olan yeri. Pozitif. Zaten sıfırdan büyük demek, o zaman hepsini alabilirim. O zaman çözüm kümem ne olur? Eksi sonsuz artı sonsuz aralığı. Yani tüm reel sayılar olur. Demek ki siz x yerine ne yazarsanız yazın, daima bu sıfırdan büyük oluyor. Evet, eksi x kare artı 2x eksi 6 büyüktür 0 eşitsizliğini çözeceğiz. Gene önce ben onu eşittir 0 şeklinde yazıp ikinci dereceden bir denklem elde ediyorum. Bu denklemin köklerini bulacağım. İsterseniz gene delta'dan yapabilirsiniz ya da çarpanlarını ayırabilirsiniz. Burada tercih sizin. Ben delta'yı kullanacağım. Neydi deltamız? B kare eksi 4a c'ydi. B'miz kaç? 2. Karesini aldım 4. Eksi 4 çarpı a'mız eksi 1. C'miz eksi 6. Yani 4 eksi artı eksi eksi olacak 24. 4 eksi 24 eksi 20. Sıfırdan küçük. Reel kök yok. Tamam. Şimdi tablomu yapacağım. İşaretimi inceleyeceğim. Eksi x kare artı 2x eksi 6 büyüktür 0. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında yazabileceğim hiçbir x değeri yok. Ne yapacağım ben? Sadece x karenin işaretine bakıp işaret incelemesi yapacağım. Nedir x karenin işareti? Eksi. Demek ki her yer eksi. Peki ben nereye alacağım? Sıfırdan büyük olsun diyor. Pozitif yeri arıyorum. Var mı pozitif bir yer? Yok. O zaman çözüm kümem ne olacak? Boş küme olacak.